Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajansı'na hoş geldiniz. Bu hafta siyasal örgütlenme özgürlüğünü konuşacağız. Türkiye'de uzun süredir birçok siyasi parti kuruluş aşamasında İçişleri Bakanlığı'ndan izin alamıyor maalesef. Yeşiller Partisi ve İnsan Özgürlük Partisi dahil. Bu hafta bu iki partinin yetkilileri konuklarımız ve niye izin vermiyorlar konuşacağız. Ama her hafta olduğu gibi bu haftada hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonrasında konuklarımızla sohbet devam edeceğiz. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2021 basın özgürlüğü düşmanları listesini açıkladı. 37 devlet ve hükümet başkanının yer aldığı listede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. Türkiye'deki gergin siyasi iklimin gazetecilere yönelik şiddeti teşvik ettiğine de vurgu yapılan raporda son 5 yılda 100'den fazla medya çalışanının saldırıya uğradığı ve 2020 yılında yaklaşık 50 medya çalışanının özellikle Yunanistan sınırındaki Suriyeli mültecilerin durumu veya COVID-19 salgını hakkında yazdıkları için gözaltına alındığı hatırlatıldı. JITEM ana davasıyla birleştirilen Musa Anter davasının 28. duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada dönemin Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya'nın sekvis aracılığıyla tanık olarak dinlenmesi bekleniyordu. Ancak Çatalkaya duruşmaya katılmadı. AP Musa olarak bilinen Musa Anter 22 Eylül 1992'de öldürülmüştü. Davada tutuklu sanık bulunmuyor. Dava sonuçlanmazsa 22 Eylül 2022'de zaman aşımıyla dosya kapatılacak. Şen Yaşar ailesinin Urfa Adliyesi önündeki adalet nöbeti tüm engellemelere rağmen 124. gününde de sürüyor. Filiz Özçelik de Samandağ'da haftanın iki günü Abdullah Cömert Parkı ve adliye binası önünde adalet nöbeti tutuyor. Özçelik'in nöbeti 71. haftasına girdi. Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar etti. Müzikse'nin verilerine göre pandemi başlangıcından Mart 2021'e kadar geçen bir yıllık sürede 102 müzisyen intihar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis 3 Temmuz'da Demokratik İslam Kongresi ve Din Alimleri Derneği üyelerinin ev ve derneklerine baskın düzenledi. DİDER Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu yaşları 70'in üzerindeki 25 kişi gözaltına alındı. Gizlilik kararının bulunduğu dosyada 28 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. 3 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. İstanbul'da 70 yaş üzerindeki 25 din aliminin evleri basılarak gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Hendek'te faaliyet gösteren coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de yaşanan faciaya ilişkin görülen davada gelişme yaşandı. Davanın 10 Haziran'da görülen duruşmasında tutuksuz yargılama kararı çıkması üzerine serbest bırakılan sorumlu müdür Asiye Angın'la Genel Ustabaşı Erşan Öztürk için Cumhuriyet Savcısı Bekir Ürgün tarafından yapılan itiraz sonuçlandı. İtirazın Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilmesinin ardından sanıklar hakkında tutuklama kararı ve yakalama emri çıkartıldı. Evet, Türkiye'deki hukuk sistemine göre siyasi parti kurma özgürlüğü mevcut anayasamıza göre ama Yeşiller Partisi de İnsan Özgürlük Partisi de başvuru yapmasına rağmen aylardır İçişleri Bakanlığı'na izin alamıyor maalesef. Ve bu konu sanırım Türkiye'de bir siyasal dönemin başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. İki konuğumuz var. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı. Hoş geldiniz. Merhaba. Ve İnsan ve Özgürlük Partisi Mehmet Kılıç. O kendisi de Skype'den bizim programımıza bağlanacak. Ama öncelikle Koray Bey'den başlayalım. Şimdi Türkiye'nin gündemi yok aslında. Birçok hak ihlali var. Birçok işte ölüm haberi var. Ekonomik kriz var. Ama bir yandan da aslında çok gündeme gelmeyen bir siyasal örgütlenme özgürlüğüyle ilgili bir mesele var. Yani siz Yeşiller Partisi'ni aylarda takip ediyoruz sosyal medyadan. Bütün yasal zorunlulukları taşımanıza rağmen bakanlık bir türlü size kuruluş belgesini vermiyor. Ve sizin partinize gönül vermiş vatandaşların siyasal örgütlenme özgürlüğünü engelliyor. Anayasaya aykırı bir durum. Önce hikayeyi bir dinlemek istiyoruz. Ne zaman başvuru yaptınız, ne oldu, ne cevap verdiler? Tabii ki. Biz 21 Eylül günü
İçişleri Bakanlığı'na 21 Eylül 2020'de İçişleri Bakanlığı'na bizden istedikleri belgeleri teslim ettik. Bizden istedikleri belgeler de aslında yine bakanlıktan aldığımız ve bakanlığa verdiğimiz belgeler. Bu E-Devlet'ten falan çıkan belgeler. Bir ay kadar karşılıklı bir iletişimimiz oldu. Çünkü 40 kişinin, Türkiye'nin farklı yerlerinde oturan 40 kişinin çeşitli belgelerinde sorunlar olabilir. Toparlamak gerekiyor belgeleri belki. Evet, hem yani işte eskiden başka bir partiye üye olmuş olabiliyor. Adli sicil kaydına girdiğinizde 4-5 çeşit adli sicil kaydı var falan filan. Bu bir ay boyunca biz bir iletişim, İçişleri Bakanlığı'na bir iletişim halindeydik. Fakat o bir ay sonrasında bizim iletişimimiz kayboldu. Ve o bir aydan sonra biz İçişleri Bakanlığı'na telefonla ulaşamamaya başladık. Avukatlarımız gittiğinde İçişleri Bakanlığı içeri... Ankara'ya gittiler avukatlarınız. Evet, içeri girememeye başladılar. Ben İçişleri Bakanlığı'na gittiğimde yine aynı şekilde kapıdaki o güvenlik alanını geçemez oldum. Bu da pandemi dediler bazen işte görevli kişinin korona olmasıyla alakalandırıldı falan. Fakat biz bunu bir süre bekledik açıkçası. Yani tamam. Ne oluyor diye bir merak ettik. Ve hani olağanüstü şartlar var. Bütün dünya olağanüstü şartlardan geçiyor. Fazla arkasına kötü düşünceler eklemedik. Fakat bir süre sonra yani aslında tam 3 ay sonra bakanlığa ve Yargıtay'a birer dilekçeyle başvurduk. Bu yine aynı tarihlerde CİMER'e başvurduk. CİMER'e başvurmamızın sebebi de artık devletin bütün her şeyi CİMER'e bağlanmış. Cumhurbaşkanı tarafından yürütüldüğü için yani merak, yani soru sordunuz herhalde. Bu parti evet, niye yani bizim belgelerimiz ne oldu diye bir soru sorduk ki artık İçişleri Bakanlığı veya herhangi bir bakanlığa da öyle kendinden bir iletişim şeyi yok. Hani doğrudan Cumhurbaşkanlığa soruyorsunuz. Evet, onlar ilgililere iletiyor, evet, uygun görürlerse. Artık CİMER'e yapılmış durumda, sevk edilmiş durumda her şey. Fakat CİMER'den de belli bir sürede cevap vermeleri gerekirken o sürenin 3 katı bir sürede cevap verdiler ve biz aslında yasa metnini gönderdiler. Biz bunun üzerine de gerekli yasal bekleme süreçlerini, dilekçenin bekleme süreçlerinden sonra Mart'ta bir dava açtık. Yani bizim bu artık örgütlenme özgürlüğümüz. Engel teşkil ediyor. Evet. Çünkü siz de başta çok doğru bir şekilde belirttiniz. Yani anayasanın 68. maddesi çok açık bir şekilde diyor ki herhangi bir izin almadan siyasi parti kurulabilir. İçişleri Bakanlığı sadece bunun denetimi, usulen bir denetimini yapar. Verdiğimiz belgeler belge mi diye bir denetimini doğru yapar. Doğru mu değil mi teyit eder. Evet. Bir aslında izin verme veya bir yetkisi yok. Tabii. Sadece evrak taksitifi aslında. Evraklar eksikse tamamlar. Aynen. Onun dışında evet, yetkisi evet. Yok ama niye? Ne kadar oldu bu? 21 Eylül'den 1 Temmuz'a kadar bir süreç ya, artık 6-7 aydan fazla bir süreden bahsediyoruz. 1 Temmuz'da biz İçişleri Bakanlığı'na gittik. 1 Temmuz seçmemizin sebebi de şuydu. Artık bu normalleşmeden dolayı dönüşümlü çalışma, pandemi falan yok. Biz 1 Temmuz'a gidelim. Belgelerimizin ne olduğunu soralım diye. Orada iş daha da komedi bir hale geldi. Yani aslına bakırsa bir taraftan bir hak ihlali, bir taraftan da anlatıldığında insanın gülvesi geliyor. Çünkü işte biz 4 kişi İçişleri Bakanlığı'na gittik. Biz kapıda beklerken ben ilgili görevliyi aradım. Arıyorum sürekli. Ondan önce aradıklarımda da zaten ya dün çalışmış oluyorlardı ya yarın çalışacak oluyorlardı. Asla o gün çalışmıyorlar. Ben ilgili görevliyle konuşurken başka bir memur bu sefer şey dedi bizim arkadaşlarımıza. Bugün toplantıdalar, sizle görüşemezler. Yani memurlar da aynı bilgiyi, aynı yanlış bilgiyi bize iletmemeye başladılar falan. Böyle bir durum. En son geldiğimiz nokta şu, siz bize dava açtınız. O yüzden de dava açtığınız için biz sizin... Alındılar mı dava açtınız diye? Yani hukuki bir hakkı kullandınız diye? Evet, yani şu an cezalandırılıyoruz. Bir alınganlık mı yaşıyorlar? Hakikaten gerçekten merak ettim. Tam olarak öyle. Yani bize söylenen tam olarak öyle. Sizin belgelerinizi biz şu anda... bekletiyoruz. Bekletmemizin sebebi de siz bize dava açtınız. Dava tamam, ben şunu anlamıyorum. Parti okey, davayı çekebilirsiniz belki de. Niye onaylamıyorlar? Tabii ki. Yani niye? Zaten orada iki çelişki var. Bir tanesi sizin altını çizdiğiniz evet. Nokta. Yani bu dava konusu kalacak evet. Yani. Onaylarsınız zaten dava. Dava düşecek ki konusu kalacak. İki, dava açılması tarihi sizin belgeleri teslim aldığınızdan 6 ay sonra. Evet. O 6 ayda başka bir bahane var. Biz tabii bunun peşindeyiz aslında bakırsa. Yani bu ülkede örgütlenme peki, özgürlüğünün altında. Mehmet Bey geçmeden şunu sormak istiyorum. Bu bir politika mı yoksa bir memurun işi mi? Yani onu tam ben kestiremedim. Yani ben, bakanlığın yeni parti açtırmama Türkiye'de politikası mı var? Yoksa bir memur işte kişisel yetkisini kullanıp, kötüye kullanıp sizi engelliyor mu? Şimdi bence üçüncü bir şık. Çünkü memurun böyle bir inisiyatif alabileceğini düşünmüyorum. Telefonla konuşmalarımızdan da böyle bir inisiyatif almadığını ben
bu izlenimi edindim. Yeni parti kurdurmama da mümkün değil. Çünkü biz belgelerimizi verdikten sonra 15 tane parti kuruldu. Evet, onu da geleceğim evet, zaten. Yani Memleket yani. Partisi'nin içinde olduğu, işte Sarıgül'ün partisinin içinde olduğu ve belki ismini o listelerde göreceğimiz ve bir daha hiçbir yerde duymayacağımız 15 tane parti kuruldu. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Buna bizim yorumumuz tabii işte ya siyasi İçişleri Bakanlığı'nın yetkisini aşarak siyaseti biraz dizayn etmeye çalışıyor. Yani sol muhalefet veya sol muhalefet artı Kürt muhalefet dediğimiz o gruplara yeni bir siyasal örgütlenme, yeni bir siyasal parti kurmayı engelliyorlar mı? Kurulan partilerin hepsi için bazılarının isimlerinden ideolojileri anlaşılmıyor. Evet, bilemeyiz hepsi ama şu an görünür o herhalde. Evet, yani 115 tane parti olduğu için artık isimler enteresan kısaltmalar. Ama Yeşiller Partisi, İnsan ve Özgürlük Partisi tabii gibi ki, tabii ki. Böyle belli politikaları olan, yani net politikaları olan veya partilerin engellenmesi herhalde bir politikayı, yani İçişleri Bakanlığı'nın bir tercihini gösteriyor. Ben Mehmet Kamaç Bey'e dönmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Koray Bey Yeşiller Partisi hikayesini bize anlattı. Gerçekten anayasaya aykırı bir durum söz konusu. Bir siyasi parti başvuru yapıyor. Aslında bir onay merci değil orası. Sadece evrak tasdiki yapan, evrak kontrolü yapan bir bakanlık. Ona rağmen bu işin yani anayasal yetkisini kötü kullanıyor. Sizin partinizi hangi aşamada ne yaptılar? Başvuru yaptınız mı? Ret mi aldınız? Ne oldu? Koray Bey'e de merhabalar öncelikle. Merhaba. Doğrusu Koray Bey'i de dinlerken İnsan ve Özgürlük Partisi'nin hikayesi ile Yeşiller Partisi'nin hikayesi başlangıç ve süreçler hemen hemen aynı. Yani iki partiye de yönelik İçişleri Bakanlığı'nın hukuksuz tavrı gerçekten de belki de yani iki partinin kurulmama meselesinin dışında aslında Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyor. Demokrasi, insan özgürlükler, örgütlenme özgürlüğü bağlamında Türkiye'nin geldiği yeri göstermektedir. Yani biz şimdi İnsan ve Özgürlük Partisi'nin sürecini anlattığımızda aşağı yukarı Koray Bey'in kurduğu cümlelerin aynısını kuracağız. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Yani İnsan ve Özgürlük Partisi 4 yıllık bir aşağı yukarı 4 yılını tamamlamak üzere parti başvurusunu Mayıs 2018'de yapmış İnsan ve Özgürlük Partisi'nin bu süreç içerisinde bütün hukuki yolları, bütün yasal yolları, bütün işte CİMER'e yazmaktan tutun da İçişleri Bakanlığı'na başvuru bizatihi ve resmi başvurular dahil olmak üzere yaşadığımız bir süreç var. Ve bu sürecin tamamında aslında ortaya çıkan resim Türkiye'nin mevcut iktidar döneminde demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve örgütlenme özgürlüğü bağlamında Türkiye'nin gerçekten de geldiği vahim durumun göstermesi peki açısından peki şunu sormak istiyorum Mehmet Bey eğer izin verirseniz. Sizin şimdi Yeşiller Partisi'nin aslında isminden belli. Yani politikası yani yeşil bir politika, yeşil bir dünya, çevre meseleleri, ekoloji. Siz neyi temsil ediyorsunuz? Yani İçişleri Bakanlığı'nın sizden rahatsız olmasının temel nedeni ne? Yani şunu görüyoruz doğrusu, yani özellikle Türkiye'de siyasette sonuçta isminden belli. Mevcut konjonktürün de geldiği yer orası. İnsanı ve özgürlüğü yan yana getirdiğinizde mevcut iktidar ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı, Bakanı ve Bakanlığı sonuçta bundan rahatsızlık duyuyor. Ama evet, İnsan ve Özgürlük Partisi sonuçta işte 4 yıllık bir ya da 4 yaşında bir mesele değil İnsan ve Özgürlük Partisi meselesi. İnsan ve Özgürlük Partisi'nin aslında çeşitli formlarda 40 yıllık bir hikayesi vardır. Yani İnsan ve Özgürlük Partisi kendini tanımlarken esasında demokrat, yani köken olarak dindar, aslında ortaya çıktığı zemin olarak Kürt. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde sanırım isminde de belki ortaya çıktığı gibi insanı ve özgürlüğü, insanı aslında bütün temel haklarıyla kabul eden, insana, inancına, ideolojisine ya da işte etnik kimliğine bakmadan demokratik sistemin içerisinde herkesin kendisini... Bu size rahatsızlık yaratır herhalde bakanlıkta. Peki siz dava açtınız mı? Dava açtınız mı? Tam o süreci zaten şey yapacaktı. Yani 4 yıllık süreç içerisinde İçişleri Bakanlığı'na evraklarımızı teslim ettikten sonra İçişleri Bakanlığı'nın nezdinde defalarca girişimlerde bulunduk. Şahsen girişimlerde bulunduk. Avukatlarımız, hukuk komisyonumuz bu konuda çalışmalar yaptı. CİMER'e, yine Koray Bey'in bahsettiği şekilde CİMER'e bu konuyu ilettik, yazdık. Çeşitli siyasi parti nezdinde, yani bu meselenin sadece İnsan ve Özgürlük Partisi meselesi olmadığı,
Sonuçta örgütlenme özgürlüğü her yerde bir siyasi partinin kurulmasının engellenmesi esasdan siyasetin bir görevi, bir meselesi olduğu noktasında onlarla şeye girdik. Tabii bu süreci daha sonrasında işte 2021'in başında, ocağında Diyarbakır, Ankara'da aşağı yukarı bir ay süre nöbetlerimiz başladı. Bunun sonucunda işi doğrusu biz zaten hukuki süreci başlattık. Defalarca suç duyurusunda bulunduk Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına. Ama sonuçta Ankara İdare Mahkemesi'ne biz bir dava açtık. Birincisi esasdan zaten bir dava açtık. Ve yürütmenin durdurulması herhalde. Yürütmenin durdurulmasına yönelik bir dava açmıştık. 13. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Ve doğrusu çok da yani hukuki gerekçeleri çok da yerine koyarak bir karar vermişti. İçişleri Bakanlığı savunmasında aynen şunu söylüyordu. İnsan ve Özgürlük Partisi'nin başvurusunun kabul edilmemesinden iki temel nedene bindirmişti. Birincisi pandemi iyi gerekçeler göstermişti. İkincisi de İnsan ve Özgürlük Partisi'nin programındaki bir maddenin anayasanın 68. maddesine aykırılığı gerekçesini ortaya koymuştu. Fakat 13. İdare Mahkemesi pandemiden dolayı devlette ya da devletin işleyişinde belki hani bir şeyler olabilir, yavaşlama olabilir ama ne olursa olsun devlette duraklama olmaz bir şey. Peki bu yürütme durdurma kararından sonra bakanlık geri adım atmadı mı? Tam oraya geleceğim. İkincisi İnsan ve Özgürlük Partisi'nin programının anayasına 68. maddesine aykırılığı meselesinin İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında yer almadığını, bu iki hukuki gerekçeyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti. Fakat bakanlık Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine yine Bölge İdare Mahkemesi yine oy birliğiyle 13. Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı bozdu. Şimdi süreç doğrusu biz bu karar yürütmeyi durdurma kararı alınca İçişleri Bakanlığı'na yine yaptığımız başvuruyla, elimizdeki mahkeme kararıyla yaptığımız başvuruda yine İçişleri Bakanlığı'nın Türk Koray Bey'in dediği gibi orada Saadet Hanım 4 yıldır işe gelmemiş. Yani bugün yok yarın gelecek meselesi değil. Saadet Hanım ve yetkili insanlar 4 yıldır siyasi partilerin kuruluşuyla ilgili ne yazık ki İnsan ve Özgürlük Partisi'nin kuruluşundan sonra Türkiye'de 33 tane siyasi parti kuruldu. Evet. Ama İnsan ve Özgürlük Partisi halen kurulmuş evet. değil. Tekrar döneceğim ben size Mehmet Bey. Ben bir Koray Bey'e dönmek istiyorum bu dava ile ilgili. Şimdi yürütmeyi durdurma talep dava açmışlar, kazanmışlar oy birliğiyle. İşte doğru bir karar. İçişleri Bakanı yetkisi yok. Yani bir takdir yetkisi yok. Başvuranı evrak tamamı sonra öğrenmek zorundasın. Sonra da kapatma davası açıyorsanız açın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak. Evet. Siz de ayrı kadar bekliyor belki de. Yani siz de dava açsanız işte Bölge İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi kararı varmış. Oy birliğiyle red kararı varmış. Bizde daha farklı işledi dava süreci. Biz 8. idareye bir dava açtık. 8. idare de görev yetkisizlik kararı verip Asliye Hukuk'a gönderdi bizi. Fakat şöyle bir şey var. Asliye Hukuk'un görevi değil ki Asliye Hukuk. Asliye Hukuk'a bakması için bizim bir parti olmamız gerekiyor. Yani böyle bir kurum olmamız gerekiyor. İşte sendikalar yasasının bir maddesiyle göre bunu bu şekilde öngördüler. Fakat bir hata yaptılar. Biz de bunun iptaline yönelik bir dava açtık. Aynı zamanda oradaki yetkililerin de... Bu aylardır, yıllardır sürecek bir hukuki süreç aslında. Tabii ki. Yani bu işin engelleme hukuki olmadığı için aslında bunun çözümünün de hukuktan gelmeyeceğini biz biliyoruz aslında bakırsa. Fakat evet. O işi de bir taraftan götürmemiz gerekiyor ki Anayasa Mahkemesi'ne yönelik ulaşmak için iç hukuk yollarını tüketmemiz gerekiyor. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi Yeşiller Partisi ve İnsan Özgürlük Partisi, hani iktidara muhalif kimliği olan siyasal örgütler. Yarın öbür gün mesela HDP kapatıldı, CHP kapatıldı. Onlara da izin vermeyecekler herhalde. Öyle o noktaya mı giriyoruz biz? Vermeyebilirler tabii ki. Yani size açtırmayanlar başkasını açtırmaz herhalde. Çünkü hayır demedikleri için bize şimdi hayır denmedi. İnsan ve Özgürlük Partisi'nden belki bir farkımız o bizim. Bize kimse siz bu partiyi kuramazsınız ya da böyle bir şey denmedi. Biz denilen hep belgelerinize bakıyoruz. Yani biz 200 tane A4 kağıt verdik. Onay oldu. 200 tane A4 kağıdı kontrol edemediler ki o 200 tane A4 kağıdında 160'ını aslında biz bakanlıktan alıp bakanlığa verdik. O yüzden de tabii ki yani yeni parti kurdurmamak bir
şey ileride CHP, HDP ya da başka bir parti için. HDP'nin veya... şu anda kapatılma davası var. Evet. Devam ediyor ve şu an hukuki ve siyasi konjonktür aleyhe dönebilir HDP açısından. Bu tehlike barındırıyor aslında. Tabii ki çok doğru ve aynı zamanda şu da var. Seçime de yani siz işi anayasal hakları oyalayarak ötelemeye bir yol olarak seçerseniz. Seçime katılmayı da engeller. Seçime katılmayı da engelleyebilirsiniz. Biz sizin belgelerinizi kontrol ediyoruz der. Seçime katılma için son süre muhalefet biter. Yani muhalefet derken bütün muhalefeti kastediyorum. Saadet Partisi'ne, İYİ Partisi'ne kadar. Bu durumdan haberdar mı yani veya nasıl değerlendiriyorlar? Haberdarlar. Yani muhalefette biz kime gittiysek, kime derdimizi anlattıysak ve bakın bu şu an sadece Yeşiller Partisi'nin başına gelmiş bir şey değil. Bu ileride buna da yol açabilir dediysek bize olumlu bir şekilde geri dönüş yapıp bizle bir iletişim içine girdiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri de, HDP'nin yetkilileri de, İYİ Parti ile henüz bir görüşmemiz olmadı fakat İYİ Parti de konuyu biliyor. Onun dışında Deva Partisi'nden kendilerinin hatta duyup bize gelip yardımcı olma istekleri oldu. Keza tip de bu şekilde. Yani siyasi yer, çünkü bu iş siyaset işi değil aslında. Yani aslında tam olarak siyaset işi ama bir particilik işi değil. Evet, değil. Çünkü yani bu genel bir hak. Evet, yani biz bir imza kampanyası başlattık mesela biraz daha politik olarak kendi sözümüzü duyurmak için. Orada da şunu söylüyoruz. Yani siz Yeşiller Partisi'ne üye olmayabilirsiniz. Yeşiller Partisi'ne oy vermeyecek olabilirsiniz. Hatta Yeşiller Partisi'nde inanılmaz derecede muhalif de olabilirsiniz. Ama fakat siyasi yelpazede Yeşiller Partisi'nin olmasını savunmanız gerekir. Bizim açtığımız imza kampanyasının temel şeyi de dayanağı da o. Aynısı İnsan ve Özgürlük Partisi için de geçerli. İnsan ve Özgürlük Partisi'nde siz muhalif olabilirsiniz. Düşüncelerinin tam tersini söyleyebilirsiniz. Ama İnsan ve Özgürlük Partisi'nin siyaset yapma hakkını, siyasi olarak kendisini örgütleme hakkını, sesini duyurma hakkını engelleyemezsiniz. Evet. Mehmet Bey, aynı soruyu size sormak istiyorum. Yani diğer siyasal partiler içine tehlike barındırıyor belli ki. Çünkü anayasal bir hak, yani Özal demişti ya, anayasa bir kez ihlal edilebilir. Sonra biri demişti ki bir kez ihlal edilirse birçok kez ihlal edilir anayasa. Yani bir siyasi partinin kurulmasına engel olmuyorsa, Koray Bey'in ifade ettiği gibi yarın başka bir siyasi partinin seçimlere katılması engellenebilir. Siz de bu tespiti muhalefete anlatabildiniz mi? Elbette, yani biz tabii ki Ankara'da birçok partiye hem genel başkanlık düzeyinde ya da olmadıysa genel başkan yardımcılığı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Bu meselenin mevcut sorunu yaşayan partilerin meselesi olmadığı sadece. Bu meselenin içinde çok ciddi tehlikeli bir süreç durum da barındırdığı. Çünkü sonuçta bugün parti kurdurmayanlar bir kesimin siyaset yapmasının önüne hukuksuz bir şekilde engel koyanlar, yarın mevcut siyasi partiler için de bu durumu, böylesi bir pratiğin içine girebilirler. Bu konuyla ilgili doğrusu biz bütün muhalefet partileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece İYİ Parti ile bizim bu manada bir görüşmemiz, yani genel başkanlık düzeyinde olmadı. Diğer bütün partilerle, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, HDP, CHP belli bir düzlemde, diğer partilerin tamamıyla, hatta son dönemlerde doğrusu biz bu meseleyi, AK Parti'nin bazı kesimleriyle bu meseleyi görüştük. Yani AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde yani AK Partililer de neredeyse üç maymunu oynuyor. Biz bu peki şeyi sormuyor musunuz? AK Parti geleneği nihayetinde siyasi partileri kapatılmış bir gelenekten geliyor ve kendi partiye yönelik bir dava, kapatma davası vardı. Hatta o neredeyse oy çokluğu vardı kapatma davasında. O nitelik çoğunluk olmadığı için kapatılmadı. Yani şansa kapatılmadı aslında. Yani bu kadar zorluk yaşamış bir siyasal parti bir empati kuramıyor mu sizinle? Yani şunu çok açıkça söyleyelim. AK Parti ile yaptığımız görüşmelerde çeşitli düzeylerde, yani grup başkan vekilliği ya da şeyde arkadaşlarımız yaptıkları görüşmelerde 4 yıldır süren bu hukuksuzlukla ilgili, işte sonradan Yeşiller Partisi'ye eklendi, sonra da işte Kürt Demokrat Partisi'ye eklendi. Bu hukuksuzlukla ilgili haberdar olmadıklarını, Ankara'nın merkezinde işte davalara konu olmuş, medyaya gündem olmuş, sosyal medyada belki zaman zaman TT olmuş, bu meselelerle ilgili haberdar olmadıklarını, aslında böyle bir şeyin hukuki olarak kabul edemeyeceğini, siyasi olarak kabul edemeyeceğini de söylüyorlar ama sadece durum şu. AK Partililer bu konuda üç maymunu oynuyor ama muhalefet partileri doğrusu bugüne kadar
Şunu hep bekledik. Yani bunu İnsan ve Özgürlük Partisi adına beklemedik. Bu toplumun geleceği, siyasetin geleceği, bütün siyasal aktörlerin adına. En azından muhalefet partilerinin bu meseleyi bir defa, yani HDP dışında sanırım bunda, bu konuda yani bir istisnası bile yok. Hiçbir genel başkan ya da genel başkanlık düzeyinde bu mesele gündemleştirilmedi, bu mesele gündeme getirilmedi, mecliste herhangi bir şekilde gündeme gelmedi. Ama İnsan ve Özgürlük Partisi'nin kuruluşuyla ilgili İnsan ve Özgürlük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki tane soru önergesi var. İçişleri Bakanı tenezzül edip cevap bahi vermiyor. Mecliste sorulan bir soruna cevap verme gereği bir dahi duymuyor. Yani biz bugün bunun gelecekte Türkiye'de gerçekten de çok ciddi tehlikeler barındırdığını, bu tehlikenin bugüne kadarki tehlikelerden çok daha farklı bir özellik arz ettiğini de getirdik. Bunu bütün siyasi partilerle görüştük. Bütün siyasi partilere bunu açtık. Sadece siyasi partilerle de olmadı. Biz bu meseleyi insan hakları örgütleriyle de paylaştık. Yani bu aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Aslında bu aynı zamanda bu toplumun geleceğinin ipotek altına alınması meselesidir. Yani İnsan ve Özgürlük Partisi ya da Yeşiller Partisi özelinde bir mesele değil. Evet. Başta da ifade etmeye çalıştım. Türkiye'nin gelmiş olduğu durumu göstermesi açısından hakikaten bu parti kurulmasının engellenmesi, aslında hiçbir hukuki gerekçe de ortaya koymadan engellemeler, sonuçta yarın gün gelecek bu mesele CHP'ye de dokunacak. Bu mesele Deva Partisi'ne de, Gelecek Partisi'ne ve diğer siyasi partilere de dokunacak. Bunu biz bu süreçte kendileriyle yüz yüze yaptığımız görüşmelerde bunu defalarca dile getirdik. Yine sizin aracılığınızla da tekrar söylüyoruz. Bu mesele sadece iki partinin meselesi değil. Evet. Bu mesele Türkiye'de demokrasi, özgürlükler meselesidir. Hukuk meselesidir ve bu toplumun, bu halkın iradesi meselesidir. Evet. Bakınız bir örnek daha vereyim. İnsan ve Özgürlük Partisi 4 yıllık bir süreçte kurulan bir parti aslında seçime gitme yeterliliğini de elde edebilir. Bugün aslında İnsan ve Özgürlük Partisi ya da Yeşiller Partisi de bunun örneklerini belki daha sonra da çoğalacak, öyle görünüyor. Türkiye siyasetine etki edebilecek, belki de 13. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararda aslında geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar doğurur. Gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. İnsan ve Özgürlük Partisi 4 yıl önce resmiyetini eline almış olan bir parti olsaydı, belki önümüzde erken ya da normal zamanda yapılacak bir seçimde. Aslında sizin seçime girme hakkınızı seçmenlerin de tercih etme hakkını da burada engelliyor. Ben Koray Bey'e dönmek istiyorum aynı mevzuda. Şimdi siz de Mehmet Bey de ifade etti. Aslında bu bir Yeşiller Partisi, bir İnsan Özgürlük Partisi meselesi değil. Bu bir hak temelli, işte anayasanın siyasal parti kurma özgürlüğüne engel teşkil eden ve yarın öbür gün çok daha vahim anayasal ihlallere zemin hazırlayan bir tavır. Bununla ilgili hukuki yoldan öte siyasi yoldan bir sonuç alacağınızı ifade ettiniz. Evet. Onu biraz açar mısınız? Tabii ki. Yani bizim karşılaştığımız engelin, oyalamanın bir hukuksal altyapısı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten hukuksal altyapısı da yok aslında bakılırsa hiçbir şekilde. Aynı şekilde Mehmet Beylerin açtığı davada da verilen karar bunu gösteriyor. Fakat bir politik engelleme var bize karşı. Yeşiller Partisi'ne karşı. Niye politik engelleme var? Yani biz bir anda Türkiye'deki siyasetin bütün haberini değiştirmeyeceğiz. Ama yani bir fikri temsil edeceksiniz. Evet, hem bir fikri temsil edeceğiz hem Türkiye için kötü ama bizim gibi yeni kurulan, büyümekte olan partiler için ya da fikri kendinden daha büyük olan partiler için iyi olan bir başkanlık sistemi içerisinde yaşıyoruz ve ittifaklarla seçime girildiği düşünülürse yeşillerin dahil olduğu, yeşillerin fikren... Bir ittifakın mecliste temsil edilme olasılığı var. Evet, yüksekle görünüyor. Evet, yeşillerin uzmanlık alanıyla, uzmanlarıyla, politikasıyla dahil olduğu bir ittifakın özellikle bu Türkiye'deki çevre yıkımları, ekokırımları düşündüğümüzde ya da işte Kanal İstanbul'un bu süreci düşündüğümüzde etkili olabileceğini öngörüyoruz açıkçası. Bu yüzden de biz bir politik engellemeyle karşı karşıyayız ve buna politik bir mücadele veriyoruz. Burada şöyle bir şey oldu. Belki bakanlığın planlamadığı, öngörmediği bir durum oldu. Biz kurulamadığımız için bu oyalamayı ne kadar daha fazla yüksek sesle
söylersek insanlar Yeşiller başka konularda ne diyor diye de bakmaya başladılar. Daha popülerleştiriyor aslında evet, belki de. Evet yani Kanal İstanbul konusunda mesela Türkiye'de bir Yeşiller Partisi var. Tamam kurulma kurulamama ama ne diyor acaba diye yani yurt dışından basın mesela mutlaka işte AKP onlar tabii kendi politik sistemleriyle bakıyorlar. İşte merkez sağdan biriyle, sosyal demokratlardan biriyle konuştuktan sonra bir de Yeşiller Partisi ne diyor diye gelip bize soruyorlar mesela. Aynı zamanda mesela bugün işte Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden birinin köşe yazarı bizim konumuzu yazdı. En fazla izlenen YouTube yayınlarından bir tanesinin aslında bizle uzaktan yakından alakası olmayan bir kişi Yeşiller Partisi'nin kurulamaması üzerinden biraz İçişleri Bakanlığı Tİ'ye alan bir konuşma yaptı. İş bizden de çıkmış durumda. Çünkü eskiden şey yapardık biz. Yani bakın bizim böyle bir sıkıntımız var. Bunu duyurun. Belki derken, çok fark ediliyor artık yani size izin vermeyen, insan Özgürlük Partisi'ne izin vermeyen yarın nereye izin vermez yani evet. bu işin ucu açık. Evet ya bir de bizim ismimiz ve politikamız biraz daha tabii İnsan ve Özgürlük Partisi'ne göre biraz ne diyeyim daha uysal geliyor ve söyleme o yüzden de bize çok kabul etmememiz gereken belki bir avantaj da sağlıyor. Bir ayrıcalık da sağlıyor. Yani insanların bize işte daha sempatili bakması. Evet yani Cüneyt Özdemir çok rahat bir şekilde Türkiye'de niye Yeşiller Partisi kurulmuyor? Müsilaj diye bir sorunumuz yok mu? Diyebiliyor ama aynı konuda belki İnsan ve Özgürlük Partisi'nin temelini aldığı konuları bu şeyde söyleyemiyor. Orada bizim biraz hani yani siz bu işin gündemleştirilerek bu işin İşte halkın temel sorunu yaparak çözüleceğini düşünüyorsunuz. Evet, evet. Yani bir kamuoyu olduğunda bu işin ancak çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü yani iş çünkü şeye gidiyor. Biz imza kampanyası başlattığımızda aynı zamanda sanatçılar da Anayasa 64'ü uygulayın diye bir kampanya başlatmışlardı. Biz bir taraftan 68 diyoruz, onlar 64 diyor. İşte dün serbest kaldı Gergerlioğlu. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanacak mı uygulanmayacak mı bilmiyorduk. Böyle bir durum. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Evet yani İçişleri Bakanlığı bunu tamamen yetkisini aşarak yapıyor. Siz demin çok güzel anlattınız. Yani İçişleri Bakanlığı'nın bakması gereken şey usul. Ondan sonra siz şey yaparsınız. Yargıtay'a gönderdiğinizde. Dava açın. Evet o başka bir şey. O başka bir süreç yani. Sen izin vermek zorundasın. Yani nasıl yani. Ki Sağlık Bakanlığı'nın pandemi yasak kararlarını İçişleri Bakanlığı açıklıyorsa yani orada da bir yetki aşımı varsa burada da bir kendini yargı yerine koyma durumu var. O yüzden de bir İçişleri Bakanlığı'nın temsil ettiği kurumları da göz önüne alırsak aslında. Peki Mehmet Bey şey ifade etti. Yani genel başkanlık düzeyinde muhalefet mecliste bu konuyu gündeme getirmedi. Evet. Bu bir eksiklik değil mi? Hem sizin açınızdan hem onlar açısından. Tabii ki eksiklik. Yani orada Mehmet Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Bu şu anda bu partilerin işi değil. Yani belki partilerin işi ama bir süre sonra onlara bir yerden vuracak. Yani bir milletvekilinin fezlekesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmamasında vuracak. Seçime girmede vuracak. Başka bir şeyde vuracak. Bir belediyenin İşte BD'ye kayyum atanmasında vuracak. Yani sadece HDP belediyelerine değil. Bu yarın CHP'ye atanamıyor. Bunun evet. Kimse garantisini veremez. Evet yani eğer siz kendi yetersiz bulduğunuz ve yenisini yazmaya çalıştığınız anayasayı dahi uygulamadığınız bir vay halimiz o zaman. Evet. Bir düzene sokarsanız bizi o zaman İş iyice başka bir noktaya gidiyor ve bizim en son aldığımız yanıt da siz dava açtığınız için biz bunu yapmayacağız. O da çok garibime gitti. Ben bir hukukçu olarak yani evet. Yasal bir hakkınızı kullanmış olmanız devlet kurumlarının mutlu etmesi gerekirken yani tabii siz çünkü hukuki zemine ayrılmıyorsunuz nihayetinde. Meşru zemine ayrılmıyorsunuz. Tam tersi niye dava açtınız diye o zaman hiç parti açtırmayız. Evet, yani bu yaklaşım biraz çok hukuka bakışlarını ortaya koyuyor herhalde. Evet. Yani ve bizim derdimiz aslında İçişleri Bakanlığı'nı mahkum ettirmek falan değil aslında. Parti biz hakkımızı istiyoruz. Ya tamamen evet. Bu aslında biz hakkımızı istiyoruz. Ve ya biz çok anlamsız bir nedenle de mahkemeye gidebilirdik. Olabilirdi. Yani biz haklıyız. O yüzden mahkemeye gittik ama biz çok haksız. Çok sudan bir sebeple de mahkemeye gidebilirdik. Hak arama özgürlüğü bir şey var anayasada. Evet. Dava açılır, dava kaybedilir. Bunu bir alınganlık, bir ki bence alınganlık değil. Burada politik bir sebep var. Bu kadar basit açıklanmıyor. Tabii ki orada bir hukuki hakkınızı kullanmış olmanız bile bir olumsuzluk yaratıyor. Evet, yani bir gizli bahanenin önüne koyabilecekleri bir bahane, yasal bahane bulmuş bahane oldular yaratılar. Aslına bakılırsa. Mehmet Bey siz ne diyorsunuz peki? Yani politik bir çözüm mü gerekiyor bu konuda? Ne olması gerekiyor? Şimdi Koray Bey'in de ifade ettiği gibi bize yönelik ve Yeşiller Partisi'ne yönelik bu durum aslında hukuki hiçbir temeli yok. Sonuçta İçişleri Bakanlığı bu belgeleri alırken iki yönlü bir değerlendirme yapar. Birincisi
Kurucular kurulunda yer alan insanların bir parti kurma yeterliğine sahip midir? İkincisi, başka bir siyasi partiye üye midir değil midir? Yani buna bakar, ondan sonra siyasi partinin belgesini verir. Evrak belgesini ve alındı belgesini verir. Ondan sonraki süreçler bahsedilen siyasi partiyle işte Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi arasında bir süreçle devam eder. Yani bu süreç böyle. Ama şurada vahim bir durum var. Yani biz bunu defalarca gördük. İçişleri Bakanlığı'nda ya arkadaşlar diyor ki size yönelik bir talimat vardır ve biz bu talimat gereği biz bu evrakları alamıyoruz. Şimdi biz defalarca bunu sosyal medyada sorduk ve görüştüğümüz herkesime sorduk. Anayasayı, yasaları ortadan kaldıran talimat nedir ve kimler tarafından bu talimat veriliyor? Eğer gerçekten Türkiye bugün yasalar anayasa yerine talimatla yönetiliyorsa, yani bakınız burada herkesin belki kafasını iki elin arasına alıp düşünmesi gerekiyor. Sadece İnsan ve Özgürlük Partisi'nin değil, sadece Yeşiller Partisi'nin değil. Aslında bugün en fazla düşünmesi gereken Türkiye'yi şu anda en tepeden yöneten kişilerdir. Çünkü siz anayasayı, biz bazen bunu örneklendiriyoruz da, sonuçta darbeler bile yine anayasanın bir maddesine dayanarak yapılmıştır. Cumhuriyeti koruma ve kollama yasasına dayanarak yapılmıştır. Ama bugün bizim karşılaştığımız durum, hukuki hiçbir tarafı yok. Sadece talimatlarla yürüyen bir durum söz konusu. Zaten biz de bu süreçte yapabileceğimiz şeyler belli. Biz hukuki süreci sürdüreceğiz. Belki bu konuda bir örneklik de ortaya koyacağız. 13. Bölge İdare Mahkemesi'nden sonra Bölge İdare Mahkemesi'nin iptal kararını biz zaten Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Yani yürütmeyi durdurma meselesini biz Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık 10 gün önce yaklaşık olarak. Evet. Şimdi biz bu süreci... Aslında Anayasa Mahkemesi de bu başvuruyu acil değerlendirmesi lazım. Çünkü gerçekten telafisi imkansız zararlar söz konusu. Yani vatandaşların seçme hakkı, seçilme hakkı en kutsal haklardan, en önemli temel haklardan. Bu yüzden belki burada bir Anayasa Mahkemesi çağrıya yapılabilir. Bu dosyayı karara bağlayın ki Yeşiller Partisi'ne önü açılsın. Belki de bu karar sizi bağlayabilir. Tabii ki. Aslında yani motamot belki süreçte birbiriyle aynı. Yani bugün siyasi partilerin, atıyorum İnsan ve Özgürlük Partisi kurulmamış ama arkasından Yeşiller Partisi de ya da başka partiler de kurulmamış. Bizim belki bu konuda hani biraz daha ilerideyiz süreç olarak. Yani işte hukuki süreç. Siz daha yaşlısınız de parti olarak. Yani biz sadece İnsan ve Özgürlük Partisi'nin kuruluşu için bir mücadele vermiyoruz. Biz bu ülkede örgütlenme özgürlüğünü hakikaten anayasayı ve yasaları çiğneyerek engellenen bir durumun ortadan kalkması için evet, aslında bir mücadele veriyoruz. Peki ben şunu söyleyeceğim, yani iyimser olma adına değil de, yani şimdi bir hukuki krizi yaşıyoruz. Türkiye bir hukuk krizi döneminde, yani işin doğrusu olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz yani hukukun. Yani İçişleri Bakanlığı genelgelerle anayasayı ihlal edebiliyor. Mesela işte gazetecilerin kamera kullanılmasından tutun, sokağa çıkma yasak sahibinin tutumu, aslında bir bakanlık genelgesi anayasal tüm hükümleri ihlal ediyor. Ve hiçbir şey yapılamıyor. Ne mecliste yapılabiliyor, yani muhalefet bir yetkisi yok artık maalesef, ne de hukuki yollarla yapılabiliyor. Yani bu hukuki kriz döneminde bir sonuç alacağınızı düşünüyor musunuz? Yani biraz önce Koray Bey çok güzel ifade etti onu. Sorun hukuki olmadığı için hukuki olarak belki hani çok şey değiliz ama sonuçta bu meselenin gerçekten de hukuki boyutuyla en azından içerideki hukuki bütün yolları tüketmemiz gerekiyor. Ve şuna inanıyoruz. Yani bugün değil, 10 gün sonra, 1 ay sonra, 3 sene sonra da olsa sonuçta bu ülke ya da bu ülkeyi yönetenler bu hukuka dönmek zorundadırlar. Yani bunun başka yolu yok. Çünkü bu Türkiye'nin girmiş olduğu süreç hakikaten toplumun belki herkesin can güvenliği, mal güvenliği, yani herkesin bir boyutuyla güvenliğini sağlayan hukuk sisteminin ortadan kaldırılması ülkeyi esastan zaten bir uçuruma doğru götürüyor. Evet. Ve biz şuna inanıyoruz. Yani gerek muhalefet, gerekse mevcut bugün Türkiye'yi yönetenler muhakkak muhalefet hukuka dönme noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Ne olursa olsun mevcut iktidarla ya da iktidarı değiştirmek şekliyle, yani demokratik yollarla bu ülke, evet, demokratik yollarla bu ülke muhakkak hukuk devletine, yani muhakkak hukuka dönmek zorundadır. Bu boyutuyla zaten bizim
yani halen kuruluşunu tam sağlayamamış bir parti olarak herkesin ve her kesimin her ortamda en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin hukuk olduğunu, adalet olduğunu belki bu örneklik üzerinden de ortaya koyacağız ve biz bu sürecimizi bu şekilde sürdüreceğiz. Evet. Öyle inanıyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu meseleyi acil... Abi bu başvuru bence Türkiye'nin en önemli başvurularından biri. Anayasa Mahkemesi yapılmış bu başvuru. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar aslında Türkiye'de siyasal örgütlenme özgürlüğünün de geleceğini belirleyecek. Ben Koray Bey'e dönmek istiyorum. Hukuki soru olmayacak gerçi. Mesela şimdi iktidarın, yani Yeşiller Partisi ve İnsan ve Özgürlük Partisi iktidar için büyük tehlike barınan partiler de aslında hani yönetim değişiklikleri açısından. Acaba temel amaç daha büyük partilere de gidecek yolu mu açmak? Yani bütün muhalefeti kontrol altına mı almak burada? Olabilir. Yani bu tabii buna kesin bir yanıt vermek spekülasyon olur benim adıma ama tabii ki olabilir bu. Çünkü izin verdikleri partilere bakılırsak da, yani izin vermek de tabii yanlış bir şey ama... Onay verdiği belgesini iade ettiği... Siyaseti dizayn edecek bir yapıda aslında. Hareket Partisi mesela ismini verebiliriz yani. Muharrem İnce şu anda CHP'ye zarar veren bir pozisyonda. Kesinlikle. Ya da Sarıgül'ün Partisi. Sarıgül'ün Partisi. Evet, ya medyatik oluyorsunuz, paranız oluyor, bir şey oluyor ya da alacağınız birkaç oy muhalefetten olmuş oluyor. Aslında bu politik tercih gösteriyor yani. Muhalefete zarar verecek veya Millet İttifakı'nı tanımlarsak en azından o ittifaka zarar verecek siyasi partilere okey diyorlar. Yani evet açın diyorlar ama iktidarı zorlayacak veya iktidara soru soracak en azından teorik olarak, pratik olarak da partilere izin vermiyorlar. Evet ve işte HDP'nin kapatılma davası bir şekilde savcının isteğine göre biterse o zaman nasıl bir parti olacak HDP'nin yerine, nasıl bir örgütlenme yapmayı düşünüyorlar onu bilmiyoruz mesela. Yani şey CHP için de geçerli. Hatta biz belki biraz daha geri gidersek MHP'nin genel başkanının genel başkanlıkta kalış süreci ve ondan sonra işte içinden İYİ Parti'nin ayrılış sürecine bakalım. O da bir mahkeme kararıyla evet, oldu aslında. Aslında mahkeme kararı dizayn etti. Evet. Yani Bahçeli kongrede yenilmişti aslında. Evet. Daha sonra da hatta o davayı evet. açan ve bunu hukuksuz bir şekilde oraya götürdüğünü söyleyen kişi de şu an MHP'den ayrıldı, Demokrat Parti'ye geçti falan. Böyle bir durum var. Yani yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor aslında. Evet, yani yazılı olana biz güvenip yazılı olana uygulanmasını istemek zorundayız ve Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın o maddesi 68. O zaman yani aslında ne Yeşiller Partisi ne İnsan ve Özgürlük Partisi bu mesele tüm Türkiye'nin meselesi. Kesinlikle. Böyle davranmak lazım. Kesinlikle. Süremiz azalıyor. Tabii. Son soru soracağım size. Ne yapmak lazım bunun için? Yani biz veya vatandaşlar, izleyiciler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, barolar, bir çağrımız var mı? Yani ne yazık ki Türkiye bu hukuksuz duruma genelde kamuoyu baskısının yoğunlaşmasıyla hukuksuz durumdan kamuoyu baskısının yoğunlaşmasıyla çıkabiliyor. İşte Twitter'dan insanlar tutuklanıyor falan. Onları yaşıyoruz. Ya biz kamuoyu baskısını arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dediğim gibi yani Yeşiller Partisi'nin fikrine inanmak değil. Bu Yeşiller Partisi'ne üye olacağız, Yeşiller Partisi'ne oy vereceğiz demek değil. Fakat bu ülkede kendi fikrini siyasi parti olarak savunmak isteyen insanların, özgürlüğüne sahip çıkmak isteyen herkesin bunu dile getirmesi gerekiyor. Evet. Yani bu kendini sağcı olarak da nitelendirebilir, sosyal demokrat olarak. İyi Parti iyi bir örnek aslında. Evet, yani evet, İyi Parti sağ bir milliyetçi parti ama şu anki konjonktürü açılamayabilirdi. Tabii ki, tabii eğer ki. Şu an başvuru yapsalardı hatta belki. Seçime girmesi de bu 15 milletvekilinin CHP'den evet, İyi Parti'ye geçmesi. Engellenebilirdi yani. Evet. Çok teşekkürler. Mehmet Bey son sözü vereyim size. Siz beklentiniz ne kamuoyundan bu süreç hani halkın, vatandaşın lehine sonuçlansın diye? Evet. Doğrusu Yeşiller Partisi ile İnsan ve Özgürlük Partisi'ni yan yana koyduğumuzda aslında birçok konuda farklı düşünen, belki farklı inanan, farklı bir siyaset öngörüsü olan siyasi partiler ama onlar ikisini bir noktada birleştiren şey ortak kaderdir yani. Şu an ortak kaderi paylaşıyor. İki farklı şeyi düşünmelerine. Bundan sonraki süreçte de tabii ki biz bu süreci, bu hakkak hukuki süreci sürdüreceğiz ama siyasi partilerden, insan hakları kuruluşlarından, toplumun tamamından doğrusu bu meseleyle ilgili bir toplumsal baskının oluşması mevcut bu partilere yönelik, kurulmak istenen bu partilere yönelik hukuksuzluğu ortadan kaldıracağına olan inancımız
aslında diğer yöntemlerden ya da yollardan daha fazladır. Yani bu manada toplumsal bir baskının oluşması hem siyasetten hem de sivil alandan oluşması bizim belki bu süreçte daha kısa sürede daha böyle şey sonuç alıcı bir noktaya götüreceğine inanıyoruz. Dediğim gibi yani Yeşiller Partisi'de çok farklı belki zeminde bir siyaset yapacağız ama bugün aynı kaderi paylaşıyoruz. Yarın bu meseleyi işte diğer farklı kesimler, farklı düşünen kesimlerle aynı kaderi paylaşmayacağımız anlamına gelmez. Aslında tam da paylaşacağımız durumunu ortaya koyar. Bundan dolayı bu meseleye kesinlikle bu mesele sadece Yeşiller Partisi ve İnsan ve Özgürlük Partisi meselesi değil. Evet. Bu mesele bütün boyutlarıyla toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren, en azından şunu demokratik sistem birey iradesinden başlayıp toplumsal iradeye doğru bir yönetim sistemini belirlerse eğer, bireylerin bir araya gelip örgütlenme özgürlüğü elinden alındığında o zeminde demokratik bir sistemden, bir yöntemden bahsedemeyiz. Belki en önemli konu bu. Türkiye'nin kesinlikle demokrasisini, özgürlüklerini, temel insan haklarını, örgütlenme özgürlüklerini savunma adına bu meselenin, bu iki partinin meselesi olmaktan ziyade bütün evet. toplumu ilgilendiren bir mesele olarak sahip. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Çağrınızın ulaştığını düşünüyorum. Koray Bey teşekkürler tekrar vaktiniz için. Evet sevgili seyirciler bu hafta siyasal örgütlenme özgürlüğü konuştuk. Aslında nihai olarak bu meselenin yani Yeşiller Partisi veya İnsan ve Özgürlük Partisi meselesi olmadığının bu ülkede siyasi parti kullanma, oy kullanma, aday olma gibi birçok temel hakkı etkilediğini ve eğer bu sorunu çözmezsek daha büyük hak ihlalleriyle karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Bu yüzden kamuoyu desteği önemli. Haftaya başka bir gündemle sizler olacağız. İyi akşamlar diliyorum.